Bak, ben birden emin olamıyorum bu şeyin. Evet. Şu an bağlandık. Ben de siz gelene kadar anneler günüyle ilgili şöyle ufak bir konuşma yapmış Evet, oldum. ben de herkesin anneler gününü İkimiz varsa kutluyorum. Ben hukuk. de bütün kadınlarımızın ellerinden öpüyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Evet. Evet. Bugünkü konumuz çok güzel gerçekten ve ihtiyaç duyduğumuz bir şey açıkçası. Bununla ilgili olarak ben sözü konuşmak istemiyorum. Sonrasında eğer ufak ufak bir aklımıza soru gelirse ya da bana soru yazanlar olursa onu da Tamam, sizinle harikaydı, paylaşmak harika. istiyorum hocam. Ben konuşmaya başlayınca yalnız durmam. Yani yıllardır böyle konuşmacılık yapıyorum, kongrelerde, konuşmalarda, Evet. gruplarda, bir sürü şeyde, sosyal etkinliklerde. O yüzden sen lütfen bana zamanla ilgili Evet. lütfen uyarılarda bulun, olur mu? Ben çünkü kaptırabilirim kendimi, Hatırlatma böyle şey yapacağım. yapıyorum. Peki, bugün Tamam. seninle geçen sefer böyle bütünsel algıdan konuşmuştuk. Bugün biraz daha hani o ruhsal boyutlarla ilgili çok sorular gelmişti. Ruh, beden, zihin birlikteliğinden bahsediliyor. Hep ağzımızda pelesenk olmuş bir şey vardır böyle. Gerçekten ruh beden birlikteliği nedir? Yani bunların gerçekten bizim görünen hayatımıza etkisi nedir? Onu anlatmaya çalışacağım. Ruhsal yolculuğumuzun, ruhsal süreçlerimizin, kişinin ben olma yolculuğunun ne demek olduğunu bahsetmeye çalışacağım. Yani bu görünür hale geliş şeklini anlatmaya çalışacağım. Eminim bu konuşmanın sonunda birçok şey öğrenecek insanlar, birçok şey farkındalıklara gelişeceğini düşünüyorum böyle. Öyle. Bu ruh beden zihin birlikteliği aslında bizim doğamızda, yani insan doğasında aslında doğayla bir bütündür ve tamdır. Biz ne zaman ki insan olma sürecine geçtiğimiz zaman diliminde, yani düşünceleri kullanmaya başladıktan sonra biz aslında bu doğadan kopmuşuzdur. Yani bir tür cennetten kovulmanın aslında tanımı budur. İnsan zaten o birlikte, o muhteşem bir etkinliğin içerisindeyken artık kendini zihinsel süreçlerle oradan koparmıştır. Artık bundan sonra insan olmanın öncesindeki bir doğasıyla bir araya gelmesi mümkün değil. Belki aklını kullanarak, zihnini kullanarak insanca o hayata adapte olmayı deneyimleyebilir belki de. Yani yapabileceğimiz zaten şey bu. Burada bunu yaparken insan olma sürecimizde, yani ben dediğimiz kavramda ben sadece bu beden değil. Yani ben dediğim zaman aslında bu bedeni kastetmiyorum. Aynı zamanda düşünceleriyle, duygularıyla, zihniyle bir arada olan beni kastediyorum. Aynı zamanda enerjiyi, enerjisel bedenimi kastediyorum. Aynı zamanda ruhsal tamamlanmamı kastediyorum. Aynı zamanda bir sosyal varlığımı kastediyorum. Yani çok boyutlu bakabilmek lazım burada. Böyle bir girizgah. Bunu yapamıyoruz ama hocam. Gerçekten Bunu çok çünkü fazla çok materyalist algılıyoruz her şeyi. Çok yüzeysel algılıyoruz. İnsan şöyle anlatayım. Çok güzel bir çağrışım yarattım ben de. İnsan makro evren, mikro evren dediğimiz bir takım evrenler var ya, o evrenlerin ortasında, bu kelimeyi çok sevmiyorum ama, ego kelimesini ön plana koyduğu zaman kendini evrenin merkezi zannetmeye başlıyor. Ve her şey onun istediği gibi olsun, her şey onun çevresinde dönsün istiyor. Burada onu değerlendirme yaparken biz kendimizden daha küçükteki mikro evrendeki değerlendirmeleri görebiliyoruz. Evet efendim, hücrelerimizi, dokularımızı görebiliyoruz, molekülleri, atomları, atom altı parçacıkları, protonları, elektronları, efendim onun altındaki histonları vesaire gibi. Fakat bu makro evrendeki bütünlüğümüzü görmek konusunda ise bir sıkıntımız var. Çünkü oradaki yeri insan gerçek anlamda kendini orada konumlandıramıyor. Efendim, galaksileri vesaireleri tanımlıyor ama sadece fiziksel algıdaki, yani beş duyumuzla algılayabildiğimiz kadarını değerlendirebiliyoruz. Ama daha bunun ötesinde bir takım başka boyutlar da var. Bu algının bize yansıması da ne oluyor? Biz tabii vücudumuzda bunu nasıl algılıyoruz? Yaşam içerisinde bir beden olarak var olduğumuz için
bir takım etkilere maruz kalıyoruz ve kendimizi bunlarla tanımlıyoruz sadece. Ne gibi? İşte stres diyoruz zaten buna. Yani bir stres sadece psikolojik bir stres anlamına değil, birçok yönlü bir stres vardır. Örnek veriyorum, fiziksel travmaya uğradığınız, bir kaza yaptığınız bir fiziksel strese girer vücudunuz. Bir ameliyat oldunuz veya ne bileyim, efendim bağırsak filarınız bozuldu, ağır metalleri atamadınız, yeteri kadar kimyasallarınız dengesiz çalıştı, hormonlarınız dengesiz oldu. Bunlar efendim kimyasal stres yaratır bizde. Aynı zamanda duygusal açlığımız, terk edilme korkumuz, yalnızlık duygumuz, bunlar da bizde duygusal stresler yaratır. Bunun... Bilgin hocam, peki Buyurun. çok özür dilerim. Hani ağır metal demişken kimyasal stres yaratıyor dedik. Bundan kurtulmak için detoks mu öneriyorsunuz, yoksa önerebileceğiniz farklı şeyler Evet. var mı, tavsiye edebileceğiniz bu kimyasal stres Şimdi örneği kimyasal için? streste bir numaralı şey aslında bağırsak florasının dengelenmesi ve karaciğer safra akışının iyi çalışmasıdır. Bu ikisi iyi çalışmadığı sürece fiziksel bedeninizde tam bir iyilik halinden bahsedemezsiniz. Aslında bütün fiziksel bedenimizdeki görünür olan hastalıkların temel sebebi doku oksijenlenmesinin bozulması, yani dokuların beslenmesinin bozulması. Bir örnekler vererek gidelim mesela. Hani 30 yaşındaki benim hastalığım var diyelim, böyle 30 yaşında adet görmeyen bir hasta. 2 yıldır, 3 yıldır adet görmüyorum. 35 yaşında efendim çok ciddi kemik erimesi, yani 80 yaşında bir kadının olması gereken kemik erimesi vakaları var. Bu şekilde gelen hastalara var mesela. Burada yapıyorsunuz testler tamamen normal. Efendim bu testlerin sonucu normal olduğu için kan testi, hormonlar bilmem neler normal. Bu kadına söyleyeceğiniz şey çok net, psikolojik. Ya da çok daha bariz bir şekilde görünür. O 10 gündür tuvalete çıkmıyor. 10 günde bir tuvalete çıkan bir insan sonuçta endoskopi, koloskopi temiz olunca psikolojik. Şimdi burada çaresizliğe doğru itilen bir insan profili var burada. İşte burada bütünsel bakış açısına ihtiyaç duyuyoruz. Ne gibi anlatayım? Yani basit bazı küçük eksiklikler. Evet, zihinsel süreçler mutlaka var ama örnek veriyorum, yağ asitindeki yetersizlik. Yani eğer sizin vücudunuzda yeteri kadar kaliteli bir yağ asidi yoksa, yani bir yeteri kadar omega 3'ünüz yoksa, yeteri kadar bir alfa lipoik asidiniz yoksa, vücudunuz pregnenolon üretemez. Pregnenolon nedir? Pregnenolon bu kadın hormonlarının, birçok hormonun ana maddesidir. Kortizonun ana maddesidir mesela. Bu madde üretilmeyince zihin eğer çok kortizol baskısı altındaysa, savaş ya da kaç modu diyoruz ya, o modda tutuyorsa, mevcut olan pregnenolon efendim zaten yeteri kadar yok. Yani yeteri kadar omega 3'ünüz yok vücudunuzda. Bir de mevcut olan pregnenolonu kortizon için harcıyorsanız zaten burada siz östrojen, progesteron yetmezliğinden dolayı, yani kadın hastalıklarından dolayı, kadın hormonlarının yetersizliğinden dolayı menopoza girersiniz. Çok basit. Evet, psikolojik süreci var mı? Evet var, ama aynı zamanda bir orada basit bir omega 3 eksikliği var belki. Anlatabildim mi? Çift yönlü takip etmek lazım. Burada destekleri muhakkak ihmal etmemek gerekiyor yani orada. O destekler konusuna da geleyim. Öncelikle şunu açıklamak isterim. Hani dedim ya, fiziksel, ruhsal, zihinsel, kimyasal süreçler var, stresler var. Stres geçen sefer de hani konuşmuştuk, belki bunu hatırlarsın. Savaş ya da kaç modu gibidir. Hep anlatılan şey bir aslanın karşısındaki bir zebra gibidir. Zebra o sırada karşısında bir aslan var ve yapması gereken şey kaçmak ya da savaşmaktır. Yani yapacağı şey bu. O süre içerisinde zebra da oluşuveren sistemler nedir? Çok özür dilerim, bir uyarı geldi, şimdi kapatayım. O sırada yapılması gereken şey nedir? Kalbin damı sızını arttırmak, damarları genişletmek, nefesi açmak, sindirim sisteminin burada işi yoktur, bağışıklık sisteminin işi yoktur, hafıza bilmem ne, hatırlamakla ilgili bir şey yoktur. Kaslara kan göndermek vardır. Kaslar, bacaklar, kollar, bacaklar, kalbiniz ve ciğerleriniz çalışır. Bu sırada bağışıklık sistemi, dediğim gibi,
efendim işte sindirim sistemi gibi sistemler durur. Günümüzdeki zaten stres hayi hastalığımız yoktur ama o bahsettiğim az önceki kimyasal, fiziksel ve duygusal stresler 7-24 bunlara maruz kaldığımız bir alandan bahsediyoruz artık. Ve sürekli olarak bunlara maruz kalan kişi de yani küçük küçük aslancıkların olduğu bir yerde sürekli olarak bu stres hormonları devreye giriyor. Ve olan bulguları görüyorsunuz. Kabızlık, sindirim sistemi çalışmıyor. Bağışıklık sistemi yetersizliğinden dolayı akciğer problemleri, efendim inflamasyonlar, efendim alerjileri, problemleri, alerjiler, geçmeyen alerjiler, dedim ya hafıza, beyin sisi, hafıza problemleri, unutkanlıklar, çarpıntı, ah, derin bir nefes alma ihtiyacı. Fark ettiniz mi? Hepsi aslında bizim gördüğümüz ve adını koyamadığımız şeylerin bir araya gelmesi. Bu tablolar. Hocam çok üzgünüm. Bu arada neden hani şey yorumlar kapalı görünüyor diye geldi bir şey de soru. Ben hani bilerek kapattım yorumları sizi daha net rahat görebilelim diye ama birazdan açacağım yani bir 10-15 dakika sonra yorum kısmını açacağım. O zaman hocamıza sorunuz olursa sorabilirsiniz ya da yorum yapmak isterseniz Tamam. yapabilirsiniz. Buyurun Bu hocam. sistem yani vücutta görünür hale gelmiş olan sistem bu. Görünür hale gelmiş. Peki fiziksel bedende ne yapabiliriz? Fiziksel bedende bir numarada yapmamız gereken kişinin sorumluluğunda olan şey öncelikle vücuttaki o eksikliklerini yani vücudunu izlemek ve sezgisel gücüyle gerçekten kendisinde eksik olanları yerine koymak. Ama bu sadece gidip de deli gibi avuç avuç oradan omega 3'ler, D vitaminleri, bilmem neler, berberinler vesaireler falan değil. Yani böyle bir çok ne yazık ki böyle bir talihsiz bir giden bir şey var. Lütfen profesyonel bir destek alın. Profesyonel bir hekiminiz olsun, beslenme danışmanınız olsun, bütünsel yaşam koçları, bütünsel beslenme koçları var. Gerçekten sizin gibi çok değerli insanlar var. Onlardan lütfen destek alın. Ve almanız gereken bir takım omega 3'ler, magnezyum, çinko. Çinkodan bahsedeceğiz belki ilerleyen dönemde bahsederim. Ruhsal süreçleriniz içerisinde çinkonun inanılmaz etkisi vardır. Magnezyum eksikliği olanlarda efendim kadın hastalıklarından tutun migrene kadar, depresyonu, uyku bozukluklarına kadar birçok şeyin içerisinde magnezyum vardır. Az önce anlattım, yeteri kadar omega 3 ya da alfa lipoik asitiniz üretimi yoksa hormonlarınız efektif çalışmıyor demektir. Steroid hormonlar deriz biz ona. Yani o yağ bazlı hormonlar. Bunun içerisinde serotoniniz de var, melatonin de var, efendim seks hormonları var, kadın hormonları var, kortizol var, adrenalin var. Hepsi bunun içerisinde aklınıza gelecek bütün her şey. Fiziksel beden böyle. Bunun üstünde enerjisel bedenden bahsetmek gerekir. Enerjisel beden dediğimiz zaman bu enerjisel beden sanki bir tık böyle spiritüel bir algıymış gibi. İşte enerji odakları, çakralar falan gibi böyle şeyler yapılıyor. Bunların hepsi var ama bunlar spiritüel değil. Bunlar bir fiziksel bir şeydir. Nasıl etkili? Beden de fiziksel görünüre bedene gelmesi için vücudumuzda bir takım nöron ağı vardır. Sinir ağı vardır. Bu ağ 400 bin kilometreden bahsedilir. Yani 40 bin kilometrelik bir dünya şeyinin bilmem kaç kere saracak bir ağdan bahsediyoruz. Bu ağ bütün vücudumuzun her yerinde. Lenf damarlarınızın etrafında, kan damarlarınızın etrafında, bütün hücrelerin, dokuların etrafında vardır. Bu ağ kendi içerisinde, kendi dinamiği içerisinde olan insan bedeni bir kapalı devre bir sistem değildir. İnsan bedeni dışarıdan ve içeriden gelecek her türlü uyarıya yanıt veren açık bir sistemdir. Ve içerisinde bir software vardır. Yani bir yazılım vardır. Bilgisayar yazılımı da vardır. Ve dışarıdan aldığımız her türlü uyarıya karşı vücut bir tepki, reaksiyon gösterir. Ve bir daha bununla karşılaşma ihtimaline karşılıkta bununla ilgili
elektrik kayıtlar tutar. Bunlara engram diyoruz biz bunlara. Engramlar tutar. Ve bunlar dokularda kayıtlıdır. Ben defalarca yaşadığım için Evet. çok örnekler verebilirim ama soru şeyi uzatmadan devam edeyim istiyorum. Buradaki Hocam bir örnek verebilir misiniz? Sadece basit basit bir örnek örnek verebilir mesela ben misiniz? nöral terapi denilen bir şey yapıyorum, akupunktur yapıyorum mesela, bu tip uygulamalarım var. Bunlar enerjisel bedenle çok net çalışan şeylerdir. Bir tane sezaryen yapılmış bir hastam vardı. Sezaryen bölgesine, bozucu alan deriz biz, ameliyat bölgesine yaptığımız enjeksiyonla oradaki alan enerji akışını dengelemeye çalışırız, düzeltmeye çalışırız. Bazen migrenlerin ya da vücuttaki ağrıların sebebi o küçük bir operasyon scarı olabilir çünkü. Bir hastama bunu yaptığım zaman Evet. yaklaşık 45 dakika ağlamasını durduramadım kadının. Yani iğneler son derece kılcal iğnelerdir. Ağrıyla alakalı değil ve ağlama hani böyle bir ağlama değil, böyle böğ diye böyle hani höngür sümgür ağlamaktan bahsediyorum böyle. Sonra ben bu ilk başıma gelen bir vakaydı, hatta hocamla konuştum sonra. Bu oradaki duygu kayıtlarının bir şekilde orada kaydedilmiş kayıtlar var. Onların açığa çıkması. Annesi sezaryen sırasında annesi yanında yokmuş. Efendim ondan sonra zaten gelmemiş, hala da yanında yokmuş vesaire, böyle bir dönemde. O kendi onun yoksunluğuyla o enerji oradan açığa çıktı. Veya benim hocam bunu söylediğinde o telefonla konuştuk. Bir motosiklet kazası geçiren bir hastaya yapıyormuş kendisine. Neticen hocam kulakları çınlasın. Olayı yaptığım zaman, yaptığı zaman birdenbire bağırmaya başlamış. Hocam bana dikkat edin, asfalt parçaları yüzüme geliyor, dikkat edin hocam diye bağırmaya başlamış. Bunlar kayıtlarda var. Kayıtlarda var bunlar, silinmiyor. Ve bunun gibi yüzlerce örnek anlatabilirim. O kadar çok ki böyle şey yapıyorum. Peki bunlarla nasıl başa çıkacağız? Çünkü bunların farkında değiliz belki de. Hani birçok olay başımıza geliyor. Etkileniyoruz. Belki de etkilenmediğimizi düşünüyoruz ama kayıtlarımızda var. Bunlarla nasıl Evet, bu başa çıkacağız zihinsel hocam? boyutta çalışan bir sürü tedavi yöntemlerimiz var. Kullandığımız tedavi yöntemleri var. Efendim bu dönemde zihinsel süreçlerle ilgili gerçekten iyi çalışan psikoterapistler var. EMDR denilen bir süreç vardır. Yani siz psikiyatrist arkadaşlarım var, bunu yapan psikolog arkadaşlarım var. İnanılmaz etkin bir tedavi yöntemidir. Sizin hayatınızda çözemediğiniz, sürekli olarak karşınıza çıkan bir takım olaylar vardır ya da tekrarlayan ilişki problemleriniz vardır. Aslında belki de o küçüklükte sizin bile aklınıza gelmeyen, bakın bunu ısrarla söylüyorum, hani illa travma falan vesaire deyince insanın aklına taciz, tecavüz falan gibi şeyler gelir. Ya da annem bana böyle yapmıştı falan gibi. Yok, çok saçma sapan bir şey bile gelebilir. Efendim ilkokuldasınız, efendim yanınızdaki sıra arkadaşınız silginizi almıştı. Yani birinci sınıftasınız daha, düşünün. Siz onu istediğiniz öğretmen o sırada seni konuşurken gördü, sana kızdı böyle, sınıf güldü falan, böyle bir alın size bir travma. Hiç alakasız bir şekilde belki bir hipnoterapi sırasında veya bir EMDR sırasında, EMDR sırasında bunlar devreye gelip bunların çözümü olur ve çıkabilir. Aynı zamanda bizim kullandığımız bach çiçekleri vardır, kullanıyoruz böyle. Bach tedavisi ya da akupunktur burada çok etkilidir, aromaterapi çok etkilidir, homeopatik tedaviler çok etkilidir. Çok ciddi etkileri olan bir takım yöntemler var. Sadece bir kişiye ait illa bunu kullanıyoruz demek birazcık tabii. Hani imkansız yani. Hiçlik bir erdemdir. Heplik ise sevgi. Hayat bu ikisi arasında gidip gelmektir. Hayatın bize sunduklarını kabul ederek,
hissederek, hiçbir şeyden mahrum kalmadan ama her birinin içindeki o kapsayıcı biri görerek, bilerek, idrak ederek yaşamak. İşte o zaman sevgi oluruz ve bütünün içindeki hiç. Hiçbir şey olmuyor, inanın. Ama ömrü hayatınız boyunca yapacağınız şeyler değil. Eğer şeyse doğal probiyotiklerden kullanmak önerilebilir. Bunun yetmediği dönemlerde özellikle probiyotik takviyeleri muhakkak almak gerekir. Ama şişkinlik ve kas sorunu olanlar probiyotik almalarına rağmen, 15 gün kullanmasına rağmen eğer düzelmiyorsa mutlaka bunu tekrardan bir değerlendirmeye tabi tutmak lazım. Onu şey yapayım, mutlaka söyleyeyim orada. Bilgin hocam, bir soru geldi. Ben de bunu merak ediyorum. Hani şimdi glutensiz beslenme son dönemlerde çok gündemde olan bir konu. Bunun hani tabii ki sağlığımıza verdiği zararlı etkiler büyük ama eğer bir çölyak rahatsızlığımız yoksa ya da glutene hassasiyetimiz yoksa sürekli yaşam boyunca glutensiz beslenme doğru bir davranış mı? Bunu ben de merak ettim. Kesinlikle değil. Yani çok net bir şey söyleyebilirim. Bazı hocalarla belki bu konuda çakışabiliriz bile yani bu konuda. Gluten dediğimiz şey aslında doğanın eğer genetiği bozulmamış bir buğday yiyor olsaydık glutenin bize çok ciddi anlamda bir zararı yok. Ama bu buğday tanesini düşünün. Şöyle buğday tanesini mısır tanesi gibi anlatayım. Mısır tanesinin ucunda böyle bir çıkıntı vardır. Böyle bir şey vardır. Buğdayda da vardır onun gibi bir çıkıntı. O rusein bölümüdür. Yani esas proteinden zengin ve esas ana kaynak odur. Onun dışındaki olan bölüm ise daha çok karbonhidrat içeren yani un içeren bölümü vardır. Şöyle anlatayım. Bir buğday tanesini düşünün. Burada bir ruşeğiminiz var. Şu kısım dış kabuk kısmı, mısırın patlayan kısmı gibi düşünün. İrmik kısmıdır. Onun ortasındaki olan şey un kısmıdır. Saf karbonhidrattır bunlar. Ve ruşeğim kısmı vardır. Fakat ruşeğim protein yapıda olduğu için raf ömrünü azaltır. Ve ruşeğime alınmış buğdaylar ya da zaten üremesini engellemek için özellikle genetiği bozulmuş olarak üretilen buğdaylar vardır. Ve siz bunu aldığınız zaman, ruşeğimsiz bir şeyi aldığınız zaman buradaki olan unun içerisindeki gluten sizin için gerçekten yapıştırıcıdır. İngilizce'de de glue'dur zaten mesela. Glue, yapıştırıcı. Gerçekten çok yoğun bir koyu kıvam yapar. O yüzden diyoruz ya ata tohumları, siyez buğdayı ya da kara kılçık buğdayı falan gibi diyoruz ya. Keşke onlardan bulabilsek ve özellikle de kimyasal bir maya değil de gerçekten doğal mayalama sistemleriyle, gerçek bir ekşi maya ile yapılmış tıknaz bir ekmek yemenizi tavsiye ederim. Çok da doğal ve çok da ve son derece sağlıklı. Çünkü ekmekten alacağınız B vitaminleri, bir sürü formu var, formlara girmeyeceğim ama B vitamini olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Ve beslenmenizin içerisinde mutlaka olmalı. Hatta gıda takviyesi olarak B1, B6 vitamini, B12 vitamini, B5 vitaminini mutlaka takviye olarak almanız gerekir. Bunun için dediğim gibi lütfen bir profesyonel danışarak hareket etmekte fayda var. Gluten konusunda bilmiyorum aydınlatıcı olabildi mi? Ekmekte nasıl ayırt edebiliriz? Ekmek aldığınız ekmek tıknaz bir ekmek olacak, tıkız bir ekmek olacak. Yani evet pofuduk bir Dökecek gibi. ekmekse, eğer pofuduk Değil. ekmekse zaten onda inanın şey yoktur. Yani o mayası bozulmuştur. Yani şey kolay maya ile yapılmıştır. Sağlıklı bir ekmek böyle biraz tıkız Evet. olması lazım. Ve ondan bir dilim yediğinizde gerçekten insanı doyurur yani. Öbüründen ise bir tam ekmek yeseniz bile tam anlamıyla doyurmaz. Çünkü almıyorsunuz. Yani bedensel bir açlığınız olur orada. Gluten eğer çölyak Evet. rahatsızlığınız yoksa glutenden efendim çok fazla kaçınmanın bir anlamı yok. Ama otoimmün rahatsızlıklar dediğimiz tiroidit gibi, Hashimoto gibi ve bunun gibi efendim eklem rahatsızlıkları vesaire gibi durumlarda gluteni gerçekten kestiğim hastalarım var. 6 ay boyunca ve 6 ay, 3 ay duruma göre oradaki antikor seviyelerine göre doz ayarlaması yapıyoruz ya da nodül takibi yapıyoruz. 2 santim, 3 santimlik nodülü varken nodülünün tamamen kaybolan bir sürü hastam var. Sadece glutensiz beslenmeyle ve yeteri kadar selenyum, çinko,
B vitamini takviyeleriyle sağlayabildiğimiz vakalar Burada önemli bir detay var diye biliyorum. Mesela glutensiz beslenmeyi önerdiğiniz zaman bu tarz otoimmün rahatsızlığı olan kişileri o 6 ay boyunca eğer siz bunu yemeyin diye tavsiye ediyorsanız şayet çok ufak bir gluten alımında bile tedavi aynen. başa Aynen. dönüyor Katli sürekli, katli bir gıp sürekli biberle. almasını istemediğimiz bir süreç var. Yani gerçekten bunu kişiye, Tamam. çünkü o birdenbire aldığı zaman tekrardan uyarılma. Çünkü burada bir reaksiyon var. Reaksiyonu kesmeniz için tam olarak bundan kurtulmanız lazım. Hemen belki bir parantez açabiliriz. Gluten sadece ekmekte olan bir şey değil. Hazır yoğurtların içerisinde, Nescafe'de, ketçabın içerisinde, ne bileyim, birçok şeyin içerisinde aslında gluten var. Yani glutensiz bir şey yok. Makarnalarda, efendim, hazır gıdaların zaten hemen hepsinde. Daha doğrusu paketlenmiş gıdaların içerisinde kıvam arttırıcı diye yazan şeylerin hepsinde gluten vardır. O yüzden paket gıdaların hepsinde, yani Evet gibi. hocam. Böyle bunları yasaklamak lazım. Bunun dışında tavsiye edeceğiniz diğer takviyeler nelerdir diye bir soru geldi. Bir de insülin direncinde hangi takviyeleri almalıyız Yani gibi bir soru geldi şimdi hocam. burada hemen kısaca geçeyim. Çok uzun uzun anlatmadan, çünkü öbür konudan kopmuş olurum diye söylüyorum. Evet. Mutlaka almanız gereken bir takım, hepimizin alması gereken sağlıklı bir hormon üretimi için mutlaka bir omega 3 kaliteli bir alfa lipoik asit, duruma göre belki de keten tohum yağı ya da balık yağlarından, ama oradaki DHA ve EPA oranlarına dikkat ederek onlardan almakla takviye almak gerekir. Mutlaka kişi B vitaminlerini mutlaka çok iyi yerine koymak gerekir. D vitamini ve B12 vitamini düşüklüğümüz varsa mutlaka bunları takviye etmek gerekir. Çünkü bağışıklıktan tutun kemik kalitesine kadar, zihinsel süreçlerinize kadar, unutkanlığınıza, beyin sesinin çözülmesine kadar bir sürü şeyde o B vitamini ve D vitamininin yeri vardır. Magnezyum Evet. az önce de söylediğim gibi sadece, efendim, magnezyum eksikliğinde kullanılan bir şey değildir. Unutkanlıkta kullanırız, uyku problemlerinde kullanırız, depresyonda kullanırız, migrende kullanırız, efendim, kas ağrılarında, fibromiyaljilerde kullanırız, hormonal bozukluklarda, kadın hastalıklarında kullanırız. O kadar çok ki, çinko bağışıklık sistemi için destekleriz. Burada herkesin, kabaca parantez olarak sadece basit düzeyde geçeyim, mutlaka B vitamini, mutlaka omega 3, mutlaka D vitamini almanızı öneriyorum yani. Olur mu? D vitamini şeyleri. Hocam dediğiniz gibi diğer konudan kopmamış olalım. Burada bunu kapatalım. Sonra yani diğer kısmına devam edelim isterseniz. Çünkü son İnanmıyorum 20 ne kadar dakikayı şey ben. buluyoruz Dedim ya, yavaş. ben böyle çok şey konuşuyorum, böyle Çok hızlı çabuk konuşuyorum biraz böyle. bitti. Şimdi bir de zihinsel süreçlerimizin üzerinde, yani o bedenlerin katmanlarını tarif ettik ya, fiziksel beden, enerjisel beden, zihinsel, duygusal beden, ama bunun üzerinde sezgisel, ruhsal bir beden algımız da var. Bu ruhsal beden olduğu bölge tabii bir parça, dediğim gibi, kişinin yaşam yolculuğuyla da alakalı bir takım süreçleri içeriyor. Burada bir bütün algısını çok iyi görebilmek lazım. Biz, hani bahsettim ya, biz bir enerji parçasıyız, enerji bütünüz. Sen de bir enerji bütünüsün, hatta oradaki bitkiler de, ve o enerji bütününün, o enerji ağının veya bir sis bulutunun içerisindeki biri de bir sisiz aslında. Bu algıyla baktığımız zaman oradaki olan her türlü değişiklik sizde değişiklik yaratır. Burada kişi ben olma sürecinde bir takım varoluşsal sorunları ortaya çıkartır. Ne dedik? Hani biz zaten bu en başında söyledim ya, doğanın zaten bir parçasıyken cennetten kovulmuştur diye zihinsel süreçleri kullanmaya başladıktan sonra kişi, insan, bir takım varoluşsal problemler yaşar. Ne gibi? Yalnızlık duygusu gibi. Ölüm korkusu gibi. Ölüm korkusu bir kedide yoktur ya da bir köpekte yoktur. Var, karşısına geldiği zaman şey yapar, ama ölümü sorgulamaz. Ölümden sonraki hayatı sorgulamaz. Hayatın bir belirgin bir anlamdan yoksun oluşu. Kedi bunu sorgulamaz.
Hayat niye öyle anlamsız demez. Hayat olduğu haliyle güzel ve akıcıdır ve tamdır. Hiç kendileriyle ya da bir başkasıyla ilgisi, yargısı yoktur. Ama bizim vardır. İnsan olmanın bir takım süreçleri vardır. Buraya 10 tane kedi koyun mesela. Birisi siyah, biri beyaz, öbürü kırçıllı, birinin suratında leke var, öbürü koca kafalı falan böyle. Hiçbirisi demez ki ya benim niye kafam bu kadar kocaman, niye benim tüylerim onunki kadar uzun değil, niye benim suratımda böyle bir leke var gibi bir kaygısı yoktur. Hepsi olduğu haliyle tam ve mükemmeldir. Burada mükemmellik algısını eğer biz doğanın bir bütünün bir parçasıysak aslında doğa nasıl mükemmelse sen de tam ve mükemmelsin. Geçen gün bir konuşmada da hatta bunu dile getirdim. Bir grup beni davet etmişti. Böyle büyük kalabalık bir salona hitap ediyorum. Konuşmayı yaptıktan sonra oradan birisi dedi ki, hocam dedi, peki siz dedi bayağı bir şey yapmışsınız yani zihinsel şeyler. Peki siz gerçekten bir şeye vardığınızı olduğunuzu düşünüyor musunuz dedi. Evet dedim, ben tam ve mükemmelim dedim böyle. Birden tabii salonda birden bir soğuk hava esti. Neden? Çünkü son derece egosantrik, ben mükemmelim, ben harikayım gibi bir hava esti. Hayır, aslında orada şu var. Zaten bir eğer o gücün, o bir şeyin parçasıysak aslında fazla tevazuda bulunmak bir gücün inkarına girer. Orada bir hata var. Ben mükemmelim, sen de mükemmelsin, kedi de mükemmel, sen de mükemmelsin, ağaç da mükemmelsin dediğin zaman aslında burada bir bütünün içerisinde bir hiçlik kavramı da var. Keşke bu Bunu ego ile nasıl ayırt ego edeceğiz hocam? Yani hani egolu insanla bu Ego diğerini orada nasıl diyor ki tam ben mükemmelim, ayırt edeceğiz? diğerleri değil. Zaten sürekli olarak kendi zihnin Evet. bunu tasvir etmeye çalışır. Ya bizden daha yüksekleri böyle kutsallaştırırız ya da daha aşağıdakileri alçaklaştırırız, alçaltırız. Burada alçaltılacak ya da yükseltilecek bir durum yok. Aslında herkesin olması Evet, süper. gerektiği gibi olan bir hayat içerisinde bir yolculuğu var. Burada düşünce süreçleri var dedim ya. İşte hani varoluşsal problemler diye. Dört tane temel aslında varoluşsal problemimiz var. Birincisi ölüm korkusu. İkincisi yalnızlık duygusu. Ne yaparsak yapalım bir türlü yok edemediğimiz, sürekli olarak bir elmanın yarısını aradığımız bir sürecimiz var. Bir diğeri hayatın belirgin bir anlamdan yoksun oluşu ve bunu sorgulayan bir beynimiz var. Bir diğeri de ne yaparsak yapalım hayatın kontrolünü ve hayatı şekillendirebilecek gücün bizde olduğunu farkında olmak. Düşünün, bunu söyleyince ben ne yapabilirim ki diyorsunuz. Hayır, hep kötülükler anılır ya, hani bir Hitler'in dünyada başlattığı, bir kişinin başlattığı domino taşı gibi etkiyi düşünün. Bütün dünyayı saran bir kötülükten bahsediyoruz. Ama tam tersi, bunun tam tersi olan kutsal insanlar da var, ulvi insanlar da var. Efendim bu da örneği gibi diyelim. Bu da temel bir şey veya peygamberler gibi veyahut adını bilmediğimiz kutsallar gibi. Benim hocalarım var. Ruhani liderlerim var. Ruhsal yolculukta bana eşlik eden yol göstericilerim var. Ama bunların ismini size söyleyemem çünkü onlar bunun söylenmesinden son derece rahatsız olan insanlar. Normal sizin benim gibi sokakta yaşayan insanlar, üreten insanlar. Anlatabildim mi? Böyle. Bu Evet. tip insanlar ve iyilik hali genişletildikçe büyütülebilen de bir kavram. Burada o bütünselliği çok iyi algılayabilmek lazım. Az önce dediğim gibi bir kedi gibi yani düşünme sürecini biz buna tasavvuf algısında mesela tefekkür denir. Tefekkür etmek gerekiyor. Öncelikle düşünmek gerekiyor. Ama düşünce derken az önce anlattığım zihinsel süreçlerdeki düşüncelerin aciz hallerini kastetmiyorum. Bir düşünce bizim hayatımızı değiştirir. Düşünce yaşamımızı değiştirir. Bir düşünceye takılıp kaldığınız zaman hayatınızda büyük değişiklikler yaratırsınız. Ama eğer düşünceniz sizi yönetirse, siz düşüncelerinizin efendisi olamazsınız. O düşünce sizi çıkmaza sürükler. Örnek veriyorum. Ben bunu çok kullandığım bir örnek mesela kilolu olmaktan.
Ben değersizlik algım var. Çirkinim, ben çirkinim, ben aptalım, ben şişmanım, ben efendim değersizim, yalnızım diyen bir beyni düşünün. Bu bir düşünce. Bu düşüncenin sizde oluşturduğu duygu nedir? Olumsuz. Olumsuz duygu sizde ne yapar? Yaşam enerjinizi düşürür. Bunu ölçebildiğimiz bir takım cihazlar var. Ölçebiliyoruz bunları. Yaşam enerjinizi düşürür. Yaşam enerjisi düşen insan ne yapar? Yaşam enerjisi düştü. Ne yapacaksınız? Bir şeyler yemeniz lazım. Yani enerji almanız gerekiyor. Öbür taraftan ne yaparsanız hareketiniz kısıtlanır. Neden? Çünkü zaten yaşam enerjiniz yok, aman çıkmaya gerek yok. Öbür taraftan sosyalite kısıtlanır. Aman her insan bir dert yani gerek var şimdi. Ne yapar? Bu sizde bir davranışa neden oldu. Bu davranışın sizde bir etkisi olur. Arkadaşlarınız efendim görür ya sen niye böyle yorgun görünüyorsun ya kötü görünüyorsun ya da ne bileyim daha önceden giydiğiniz bir elbise vardı giyemediniz poponuzdan kirmedi vesaire. O ne yaptı? Size aynada baktığınız zaman sizde bir tepki oluşturur. Baktınız ki evet ya ben kilo aldım ya çok kötüyüm bak yorgun görünüyorum falan gibi. Yorumlar bu sizde bir duygu oluşturur ve düşüncenizi onaylarsınız. Hocam bu arada son Son 13 13 dakika. dakika, Peki. 14 dakika. Peki burada yapacağımız şey burada insan olma deneyimini farkında olmak. Biz hep söylediğimiz bir şey var. Biz bir fiziksel bedeniz ve ruhumuz var mı? Yoksa biz zaten bir ruhsal bir enerji boyutunda yaşayan bir varlığız da beden olma, bedenlenmeyi deneyimi mi yaşıyoruz burada? Burada şöyle bir çatışma çıkıyor. İnsanın kavram kargaşası çıkıyor. Biz rastlantısal, tesadüflerle hareket eden bir silsilenin, bir döngünün bir parçası mıyız? Yoksa bunu yönetebildiğimiz, bunun da bizim de gücümüzle değiştirebildiğimiz bir sürecin içinde miyiz? Anlatabildim mi? Bilemiyorum bir Evet. şeyde. Yok, çok güzel ifade ettiniz Burada hocam. o algıyla hareket ettiğimiz zaman o değiştirebileceğiniz rastlantısallık tefekkürle dediğim gibi düşünmeyle siz bundan çıktığınız zaman o zaman heplik ve hiçlik algısını bir araya koyabilirsiniz. Ben onunla ilgili küçük bir şiirimi okuyayım mı size böyle değişiklik olsun? İnsanların kafasında bir şey Çok oldu birden. sevindiriz. Evet, çok sevindiriz. Hiçlik bir erdemdir. Heplik ise sevgi. Hayat bu ikisi arasında gidip gelmektir. Hayatın bize sunduklarını kabul ederek, hissederek, hiçbir şeyden mahrum kalmadan ama her birinin içindeki o kapsayıcı biri görerek, bilerek, idrak ederek yaşamak. İşte o zaman sevgi oluruz ve bütünün içindeki hiç. Ben sizi alkışlamış olayım. Muhtemelen bizi izleyenler de alkışladı. Bu size Evet, ait bir benim şiir kendi yazdığım diye şiirlerinden böyle biliyorum. o Evet. şeyi yaptım. Burada aslında bizi korkutan şeye hemen geleyim. Yürü. Hiçlik algısı. Yani o ruhaniliğe daldığımız zaman hiç olup yok olma korkusu. Gerçekten de bize anlatılan şey odur. Sanki hani bir dini lider, dini olmak için, yani iyi bir spiritüel olmak için... Sanki bütün dünyanın nimetlerinden, her şeyden elini ayağını çekmek, efendim yok olmak, cinsellikten vazgeçmek, kendinden vazgeçmek, bütün insansı duygulardan. Hayır, tam tersine. Tam tersine. Dünyada olmamızın sebebi zaten bu bedenlenmeyi, bu bedenlenmeyi deneyimlemek. Evet, bizim yazılmış bir yazgımız var mı? Bunlar hani kaderdir, efendim bilmem nedir falan gibi kavramlar. Çok tartışmaya açık şeyler. Ama bir şekilde eğer bize yazılmış bir yazgı var ve zaten bizim bu seçimlerimizin biliniyor olması bizde ne gerek var ki getiriyor. Zaten bizden istenen o seçimleri neden yaptığımızı anlayabilmek, bunu idrak edebilmek ve onunla Evet. tekamülümüzü yapabilmek. Onunla bizim genetik yazılarımızdan getirdiğimiz bir takım ailesel karmaşalarımızı, ölümleri, yakın dönemdeki ölümleri veyahut efendim göçleri, travmaları
bunları çözmek, yani bunların çözerek evrimleşme sürecinde, buna tekamül denilen o sürecin içerisinde, hayatın içerisinde var olmayı kastediyorum böyle. Böyle bakabildiğiniz zaman, o zaman işte hiçlik sizi rahatsız etmiyor. Çünkü hiç olmak demek bunlardan uzaklaşmak demek değil. Tam olarak dünya nimetlerinin tadına varmak. Tam olarak burada yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Ben doktorsam doktorluğumun en iyisini yapmak. Efendim neyse yani, ne olduğunuzun bir önemi yok. İnsan olmamızın en büyük şeyi bu oluyor. Böyle olduğu zaman, o zaman hayat akışı sizin için tam anlamıyla keyifli bir şekilde akmaya başlıyor. Çünkü idrak ettiğiniz nokta şu oluyor. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ama bunu ben şekillendiriyorum. Benim şekillendirdiğim hayat da beni şekillendiriyor. Her şey tam ve mükemmel. Ben tam ve mükemmelim. Her şey olması gerektiği gibi oluyor ve iyi oluyor. Benim ve bütünün hayrına. Böylelikle karşınıza çıkan olaylarda düşünce sisteminiz sizi az önce anlattığım gibi kısır döngüye süren bir düşünce değil. Burada düşünce sizin yönetebildiğiniz bir düşünce sistemi haline gelmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Evet. Yani düşünce sistemimizin olumlu ya da olumsuz olması, olumlu olduğu zaman olumluya kanalize olduğumuz için o yönde de davranışlarımız ilerliyor ve belki de hani hayattaki mutlu oluşumuz, hayattan tat alma yeteneğimizi de bu şekilde geliştirmiş oluyoruz. Ama olumsuz düşündüğümüzde, düşünce sistemimiz bu şekilde olduğunda, bu sefer de o yöne doğru farkında olmadan davranışlarımızı yönlendiriyoruz Kesinlikle. diyebilir Çok miyiz güzel değindin. hocam? Burada aslında duygular dediğimiz şey var ya, insan duygu ve düşüncelerle hareket ediyor diye konuştuk. Duygular bir sarkaç gibi düşünün. Gün içerisinde sarkaç sürekli hareket eder. Mutluyuz, mutsuzuz, seviniyoruz, sevmiyoruz, korkuyoruz, cesuruz vesaire gibi. Sürekli olarak bir döngü sarkaç hareket eder. Sarkaç duruyorsa zaten hayatta değilsiniz. Yani saat durmuş demektir. Yani ölmüşsünüz demektir. Böyle bir şey mümkün değil. Tam tersine bu sayacım sürekli mutluyum diyen kısımda olması da doğru değil. Bu da patolojik. Burada da saat arızalı. Ya da sürekli olarak depresif bir modda olmak, sürekli olarak karamsal bir algıyla yaklaşmak da önemli. Önemli olan bu sarkacı çok fazla uçtan uça gitmesini engellemek ve orada mümkün olduğunca dengede kalarak kötü olan olayları da, kötü olan düşünceleri de size ait olduğunu bilerek başınıza gelen şeylerin de sizin gelişmeniz için size bir uyarı olduğunu fark ederek görmek. Eğer böyle bakabilirseniz karşınıza çıkan her türlü insan sizin için bir öğretmen. Karşı yaşadığınız her olay bir sorunun cevabı olmaya başlıyor. Ama o sorunun cevabını görebilmek için doğru soruyu sormak gerekiyor. O da ne? Düşünmekten geçiyor işte orada. O şey düşünce sürecine girmekten geçiyor. Bilgin hocam, Şirvan Başak'tan çok güzel bir yorum geldi. Bu dünyada kendim kadar az bildiğim başka hiçbir şey yok demiş. Yani kendimizi tanıma anlamında bayağı bir yol kat Evet. etmemiz gerekiyor. Orada işte kişi kendi yolculuğunu yapacak, kendini tanıma yolculuğunu yapacak. Onu sorgulayacak. Bu olaylar ne oluyor, nasıl geliyor, nasıl başımıza geliyor, ne yapmamız lazım? Ve sevgiyle bakabilmeyi öğrenecek. Sevgi, hani az önce bahsettiğim o bütün duyguların, 150 tane duygu tanımlanmış, o duyguların hepsinin bir karşıtı var. Korkmanın cesur olmak gibi, üzüntünün sevinç gibi. Ama sevginin karşıtı olan bir kavram yok. Sevgi orada, sevgi bunların hepsini kapsayıcı bir şey. Kutsallıktan da beklediğimiz nedir biliyorsunuz? O sevgiyle bizi şey yapması, yaramazlık yapsak da bizi aynı anneler gibi ne yaparsak yapalım bizi affeden, bağışlayan, seven ve bir anne olması gibi. Bu arada ben girişte böyle biraz bahsettim ama annelere, ben onlara yetişmiş kadınlara çok büyük saygı duyuyorum. Doğuran, besleyen, büyüten, bu topraklara özgü, gerçekten üzerine basılsa bile yeşermeye devam eden, üretmekten keyif alan annelerin, annemin, kardeşimin, bütün kadınların hepsinin anneler gününü kutluyorum. Zarif ellerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatınızdasınız benim. Son siz de iyi ki varsınız hocam. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu bugün de yine. Yani aslında farklı katılımcılar da olacaktı ama saat konusu inanın birazcık problem oluyor. Çünkü
Biz çalışmayı seven, çok aktif çalışan, hafta sonu olsa da toplantılar yapan, fikir alışverişi yapan kişileriz. Farklı saatlerde toplantılar olduğu için onlar şu an çok üzgün. Sürekli bana mesaj atıyorlar. Gonca'nın lütfen kaydedin, hocamızı dinlemek istiyoruz diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Son bir buçuk Harika. dakikamız sizin bir evet, Ben veda o yoluna zaman bir kavuşalım şiirimi daha hocam. okuyup size öyle veda etmek istiyorum. Bugün böyle şiir günü olsun. Buyurun. Hemen size bir Buyurun. tane daha. Burada da hani dedim ya kapsayıcı sevgiden bahsetmek. Aşk ve sevgi denilen şey sanki bir karşıdaki kişiye yönlendirilmiş bir şey gibi algılanır. Ama çok daha farklı bir boyutta dinlemenizi istiyorum. Şiirlerim hep aşk diye dökülüyor. Ya eksikliğini hissediyorum ya da her hücrem aşk diye titriyor. Ateşte mi yanıyorum, güneşte mi yaşıyorum bilemedim. Dünyaya sıkışmış ruhum varlığını gösteriyor. Ben deyip çıkıyor, hiç olup eriyor. Hep ile hiç arasında bir yudum nefes oluyor. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Ben tekrar alkışlarımı gönderiyorum size. Çok teşekkür Tekrar ederim. tekrar Beni teşekkür konuk ediyorum ettiğin hocam. için, zarif Yine yönetimin için çok görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. İnşallah Sağ olun. bir tık bir şey, hani dedim ya, iyi bir spiritüel, iyi bir ruhani yapabildiğinin en iyisini yapmalı. Her insan için söylüyorum. Bu da benim Biz de özellikle çok böyle iyi geldik şu an. Gerçekten. zor günlerde herkesin yapabileceği en güzel direniş, yapabildiğinin en iyisini yapmak. Ben de doktor olarak bir parça insanlık yönümle de katarak bir şeyler atmaya çalıştım. Buradan hani dediniz ya sayı. Sayının hiçbir önemi yok. Oradan